Efendim merhabalar Tekirdağ'dan selamın aleyküm. Artık Ramazan'ın sonlarına geliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bayrama doğru gidiyoruz. Bayramda da 9 günlük bir tatil var. Tatil süresince de otomobil dünyası olarak boş durduk mu? Tabii ki durmadık. Birçok videoyu sizler için hazırlıyorum. Sedanlar, hatchbackler, piyasa videoları bayramda da sizlerle olacağız. Sizden ricam şu bayramda arkadaşlar. Bayramda herkes memleketine gider. Sevdiğinin yanlarına gider. O yüzden kanalımızı ne yapıyoruz? Öneriyoruz. Gittiğimiz yerlerde geçen bayram bunu demiştim ve çok kardeşimiz sağ olsunlar yeni kardeşlerimizi kanalımıza kazandırmışlardı. O yüzden dostlarımıza, sevdiklerimize kanalımızı ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Otomobil dünyası sizlerle güçlü, sizlerle hep beraber büyüyoruz. Bu neden önemli? Sizler bizlere ne dediniz arkadaşlar? Abi şu otomobil piyasasını gerçeğini anlatan insanlar istiyoruz. Herkes İşine geldiği gibi otomobil piyasasını değerlendiriyor. Otomobil piyasasında bizden birisi olsun. Otomobil piyasasında gerçekleri anlatan birisi olsun. Sesimiz duyulsun. Gerçekleri bize anlatsın. Dispiritörlerin, bayilerin müdafasını yapmasın. Otomobil piyasasında gerçek neyse biniciden taraf bir kanal olsun dediniz. Ve otomobil dünyası o gün bugün sizlerin sesi olmaya devam ediyor. O yüzden sizlerin desteği önemli bayram hatırlatmasını yapmış oldum. Bu videoyu izleyen herkesin kanala abone olduğunu umuyorum. Eğer değilse de şöyle birkaç saniye duraklatın, abone olun. Zil bildirimini mutlaka açın ki biz video yükler yüklemez video sizlerle olsun. Gelelim Mart ayına. Arkadaşlar Mart ayında biz Ocak, Şubat aylarında ne demiştik? Rekor satışlar gelecek. Gerekçelerini de söyledik. Mart ayına dikkat çekmiştim. Mart ayında da rekor gelecek. Ama ya Mart'tan sonrası dedik ya. İşte arkadaşlar geldik Nisan ayına. Nisan ayının bundan sonraki süreci Ocak, Şubat, Mart ayları gibi olmayacak. Bambaşka senaryolar olacak. İşte o yüzden birkaç gün sonra piyasa videosu, bomba bir piyasa videosu gelecek. Nisan ayını detaylarıyla otomobil piyasasını o videoda sizlere anlatacağım. Bugünkü video konumuz ne? 7 sedan otomobil. O yüzden çok fazla uzatmadan 7 sedan otomobilin detaylarıyla anlatımına geçelim. Videomuz başlasın. İyi seyirler. <laughs> Engelli muafiyetiyle alınabilecek en iyi 7 sedan araca başlıyoruz efendim. 2024 model olduğunu tüm araçların videoda belirtmiş olalım. İlk aracımız Skoda Octavia 1.0 Elite paket. 3 silindirli turbo beslemeli hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.5 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, ABS, acil fren desteği, 16 inç alaşımlı jantlar, çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 600 litre oldukça geniş bir bagajı var. Fiyatı 1.544.000 TL'den ÖTVsiz 858.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Renault Megane 1.3 Icon paket 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 140 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, 17 inç alaşımlı jantlar, çift bölgeli otomatik klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 500 litre, fiyatı 1.495.000 TL'den ÖTVsiz 830.000 TL'ye. Sahip olabiliyor. Efendim vaktimiz kısa ve öz bilgiyi alıp çıkmam lazım diyorsunuz. Otomobil Dünyası 59 Instagram sayfamızı mutlaka takip alın. Fırsat araçları kampanyalı otomobiller engelli muafiyetindeki bulunan otomobiller tamamı Otomobil Dünyası 59 Instagram sayfamızda otomobil piyasasıyla ilgili tüm bilgiler sayfamızda mutlaka oraya da bekleriz. Listemizin yeni aracı Toyota Corolla 1.5 Drive X Pack devam ediyoruz. 3 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 125 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 11.5 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bagaj kapağı, 17 inç alaşımlı jantlar, sunroof, çift bölgeli otomatik klima, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 470 litre. Fiyatı 1.512.000 TL'den. ÖTVsiz 840.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin bir diğer aracı Kia Cerato 1.6 Elegance'la devam ediyoruz. 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 128 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 11.6 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, 16 inç alaşımlı jantlar, otomatik klima, yol bilgisayarı mevcut. Bagaj hacmi 500 litre. Fiyatı 1.385.000 TL'den ÖTV'siz 770.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim severek izliyorsunuz biliyorum. Abone olarak da izlerseniz çok mutlu olurum. Hemen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinizin şu an yaptığını düşünüyorum. Hadi devam. Edelim. Listemizin yeni aracı Ford Focus Sedan 1.5 Trend X ile devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 125 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.6 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, 16 inç alaşımlı jantlar, manuel klima, ön arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 510 litre. Fiyatı 1.306.000 TL'den ÖTV'siz 726.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Fiat Egea Sedan Launch paket 1.6 Multijet 4 silindirli, turbo beslemeli dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 km'de ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bagaj kapağı, 17 inç alaşımlı jantlar, otomatik klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 520 litre fiyatı 1 milyon 436 bin TL'den kampanyalı olarak 1 milyon 385 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz de 770 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Bu videolarda hem ÖTV'li hem de ÖTV'siz fiyatları vererek hem engelli muafiyetindeki kardeşlerimiz hem de ÖTV ile almak isteyen kardeşlerimiz videodan yararlanıyor. Listemizin yeni aracı Hyundai Elantra 1.6 Prime paket 4 silindirli enjeksiyonlu benzinli bir motora sahip olan araç 123 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.7 saniyede çıkıyor. Otomatik şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, Yorgunluk tespit sistemi, ABS, otomatik bagaj kapağı, 17 inç alaşımlı jantlar, çift bölgeli otomatik klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 435 litre. Fiyatı 1.535.000 TL'den ÖTV'siz 853.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Vitesi 5'e taktık. Artık hızlı seri videolar geliyor. Kampanyalı araçlar. Bayramda da sık videoları açacağım. Engelli muafiyeti, piyasa videoları. Videoları çok hızlandırıyoruz. Bayramda da çok çok videolar atacağız. O yüzden tekrar şu abone hatırlatmasını yapalım. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.